Üzüm bağları burada çok fazla. Bu bölge neredeyse Cape Town'un dörtte bir kadar bir bölge. Stellenbosch. Ve bunlar yemelik üzümler değil. Şarapçılık için kullanılan üzümler. Güney Amerika, Kaliforniya, Portekiz Porto, İspanya, Fransa ve Türkiye, Nevşehir, Kapadokya bölgesi. Bunlar aklıma gelen bu konudaki en iyi üzümlerin yetiştirildiği yerler. Cape Town bölgesi turizm ve meyve üzüm yetiştiriciliği çok yaygın olduğu için burada ekonomi biraz daha hızlı dönmüş, biraz daha zenginlik var. Ama bu demek değil ki burada da siyahlar tamamen buraların sahipleri. Yine beyazlar. Yani ilk bölümde de söylediğim gibi siyah beyaz burada hala siyah beyaz. Yüzyıllar önce buranın ilk sahipleri, üzüm bağlarının sahipleri beyazlarken siyahlara, çalışanlara ödemelerini bir cingözlük yapıp şarapla yapıyorlarmış. Daha sonra burada olaylar çok fazla artmış. Çünkü sürekli beyazların işletmeciliğinde, üstelik bir de ödeme olarak şarap verdikleri, siyahların çıkardıkları olaylar özellikle eşlerini çok rahatsız etmiş. Çocukların da ihtiyaçlarını alamaz olmuşlar. Ve daha sonraki baskılarla bu ödemeler önce yarı yarıya şarap ve para, daha sonra tamamen ücret olarak paraya dönmüş. Ama iki jenerasyon, üç jenerasyon sonra yetişen buradaki siyah komünitinin, topluluğun şu anki davranış biçimlerinin biraz da o yüzyıllar önceye dayandığı söyleniyor. Benim aldığım bilgiler bunlar. İşte Cape Town'da, Stellenbosch'ta şu anda manzarası çok güzel, yarattığı hisler çok güzel. Tarihine ve günlük hayatına, onların yaşayışına nasıl etkisi vardır bilemiyoruz tabii ama biz çok gezentide turizm gözü olarak gösteriyoruz. Gerçekten görülmesi gereken doğa harikası yerler efendim. Çok gezentidesiniz. Cape Town bölümümüz devam ediyor. Stellenbosch'tasınız.